Sevgili öğrenciler, bir önceki videomda yaz tatilinde vurgu ve tonlama ile okumamızı geliştirmek için o videoyu yapmıştım. Şimdi ikinci videoma geçiyorum. Burada da vurgu ve tonlamaya dikkat ederek metni seslendireceğiz. Ben hep şunu söylerim. Bir matematik problemini önce iyi okuyup anlayacaksın, ondan sonra çözüme geçeceksin. Dolayısıyla anlayarak okuma, vurgu ve tonlamaya dikkat etmek çok önemli. Noktalama işaretlerinin hakkını vermek çok önemli arkadaşlar. Buyurun birlikte okuyalım. Kitap okuma alışkanlığı. Araştırmacılar tarafından toplumumuzda kitap okuma oranının azlığı sürekli vurgulanıyor. Niçin okuma tembelliği yaşıyor toplumumuz? Bunun nedeni sadece ekonomik mi? Gerektiğinde kitap almanın dışında paramız her şeye yetmiyor mu? Ya da yettirmeye çalışmıyor muyuz? Üstelik kütüphanelerden yararlanarak kazanabiliriz bu alışkanlığı. Kütüphanelerden yeterince neden faydalanmıyoruz? Okumayı nasıl sevdirebiliriz çocuklarımıza? Sürekli okumalarını söyleyerek mi? Ya da okullardaki Türkçe edebiyat öğretmenlerinin verdiği kitap okuma, özet çıkarma, kitap inceleme ödevleriyle mi? Bu yöntemlerin hiç de etkili olacağını sanmıyorum. Bence önce çocuklarımıza bizler okuduğumuz kitaplarla örnek olacağız ailece. Çocuklar evlerde bizim okuduğumuzu görmeli, izlemeli. Nasıl zevk aldığımıza, mutlu olduğumuza, hoşça vakit geçirdiğimize, yeni bir kitaba sahip olmakla her şeyi unuttuğumuza şahit olmalılar. Yeni bir kitabın o mis gibi matbaa kokusunu içimize sindirdiğimiz zamanki mutluluğu görerek yaşamalı çocuklarımız. Evinde çocukların yanında tek bir gazete okumayan anne baba çocuklarına okuma konusunda iyi bir örnek olamaz. Onları eğitemez. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğiteceğimiz her konuda önce o konunun uygulayıcısı olmalıyız. Türkçe derslerinde öğrencileri kitap okumaya alıştırmak için en çok kim kitap okuyor diye listeler tuttum. Önde gidenlere hediyeler aldım. Odalarına asmalarını ve uygulamalarını istediğim, içinde okuma saati de olan çalışma planları yaptım. Lisede ise maalesef geç kalınıyordu bu alışkanlığı kazanmak için. Kitap okumayanlar da paragraf sorunu çözmekte sorun yaşıyorlardı. Onların bu sorunlarını çözmek için paragraf soruları hazırladım. Bu sorular seçeneksizdi. Konu, ana fikir, yardımcı fikir, düşüncenin akışını bozan cümleleri bulmalarını istedim. Her gün en az 15 paragraf sorusu çözdüler. Önce zorlandılar. Paragrafları derslerde tek tek açıklayarak anlamalarını sağladım. Anladıktan sonra zaten soruları cevaplıyorlardı. Daha sonra seçenekli paragraf sorularını çözdüler. Bu uygulamanın çok faydasını gördük. Geç kalınan okuma alışkanlığını okul ve dershane öğretmenliğimde bu metotla gidermeye çalıştım. Sözün özü, kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza küçük yaşta vermeliyiz. Tıpkı ağaç yaşken eğilir sözü gibi kitap okuma alışkanlığı da küçük yaşta edinilir.